daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok istihdam sağlama hedefi olan Diyarbakır GAP Pınar Gıda'ya konuk oluyoruz şimdi. İzleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri, Diyarbakır'daki yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Diyarbakır'da bulunan GAP Pınar Doğal Su Kaynakları firmasına konuk olduk. Yanımda da bu işletmenin ortaklarından bir tanesi olan Erman Bey ile beraberiz. Erman Bey, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tekrar hoş geldiniz Diyarbakır'ımıza. Ben Erman Kızılyel, GAP Pınar'da yöneticiyiz. 11 yıldır buradayız. 2006 yılından bu yana faal bir şekilde çalışıyoruz, hizmet ediyoruz. Peki burada müşterilerinize nasıl hizmetler sağlıyorsunuz? Burada 0.5 litre, 1.5 litre, 5 litre, 0.2 cc ve damacana olmak üzere ürün gruplarımızı müşterimize sunuyoruz, hizmetlerini veriyoruz. Suyun kaynağı nereden geliyor? Suyumuz tesisimizden 7 kilometre uzaklıkta bir Hamurabat bölgesinden geliyor. Tarihi eski bir su. Kaliteli bir su. Evliya Çelebi'nin seyahatlemesi geçen bir su. Tüketiciler tarafından da bayağı beğenilerek içiliyor, talep ediliyor. Şimdi su birçok aşamadan geçiyor. Su dolum öncesi ve sonrası. Bir öncesi işlemlerinden biraz bahsedelim mi? Tabii. Dolumdan önce gelen ham maddelerimizin öncelikle bir analizini yapıyoruz. Sertifikalarını kontrol ediyoruz. Gıdaya uygun mu değil mi diye. Uygunluklar alındıktan sonra üretime geçiliyor. Üretime geçildikten sonra öncelikle gene ham maddelerimiz bir şişirme aşamasından geçiyor. Şişirmeden daha sonrasında havalı konveyör aracılığıyla dolum ünitesine gidiyor. Burada dezenfekte ediliyor çalkalamayla. El değmeden dolum yapılıyor. Yine el değmeden kapaklanıyor. Akabinde etiketlenme bölümüne geçiyor. Etiketlenip şirinkleniyor. Daha sonrasında paletlenip sevkiyata hazır hale geliyor. Bu aşamaların hiçbirinde hiçbir şekilde insan eli değmiyor. Tamamen makinelerle otomatik bir şekilde yapılıyor. Dolum öncesinde bir filtrasyon ünitemiz var, son sistem. Burada filtre ediliyor sular, ondan sonra doluma geçiyor. Hangi iller hizmet veriyorsunuz burada? Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki hemen hemen bütün il ve ilçelerde hizmet ediyoruz. Hemen hemen her yerde bayiliklerimiz var, bayi kanallarımız var, alt bayilerimiz var. Bunlardan da biraz bahsedelim mi? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Ürün grupları olarak 0.5 litre, 1.5 litre, 5 litre, 19 litre damacana geri dönüşümlü ve 0.2 cc bardak dediğimiz ürünleri yapıyoruz. GAP Pınar'la beraber 2 yıldır Deep Aqua bir markamız var. Onu da piyasaya hizmete sunduk. Yaklaşık 2015 yılından bu yana da sırma suyun bu bölgede hem PET hem damacana üretimini yapıyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum hemen. Bizler tüketici olarak suyun faydalarını bilmemize rağmen suyu çok tüketmiyoruz. Suyu nasıl muhafaza etmeliyiz, nasıl tüketmeliyiz bunda? Suyumuzun en önemlisi güneş ışınlarından maruz kalmasını engellememiz gerekiyor. Buna çok riayet edilmiyor, çok dikkat edilmiyor. Suyun kendi kimyasını bozmuş oluyor yani. Sağlam su da bozulmuş oluyor. Kendisine faydasına çok zarar olacak. O yüzden güneş ışınlarında olmaması lazım. Varsa eğer aldıkları yerden tüketmemelerini tavsiye ediyoruz. Peki günde kaç litre su tüketmeliyiz? Minimum 2 litre. Kış aylarında biz bunu tüketmiyoruz. Yazın daha çok terlediğimizden dolayı bir ihtiyaç duyuyoruz, tüketiyoruz ama kışın bunu tüketmiyoruz. Böbreklerimize işkence çektiriyoruz olarak. Yaz kış 2 litrenin altına düşmemesi lazım. Erman Bey, burada kaç metrekarelik alanda hizmet veriyorsunuz? 18.500 metrekare alanın üzerinde yaklaşık 6.000 metrekare kapalı alanımız var. Takriben 50-60 arasında çalışanımıza hizmet ediyoruz. 5 makine parkurumuz var. 2 tanesi 0.5-1.5 litre. Saatte 14.000 ve 18.000 şişe olmak üzere. 5 litre 2.000 şişe kapasitemiz var. Damacana 2.000 şişe kapasitemiz var ve bardak makinemiz var. Erman Bey, röportajımı sonlandırmadan önce söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Yani yaşamımız için su içmemiz gerekiyor.
sağlıklı yaşam için, Gappınar suyu için. Peki, çok teşekkür ederim size. Rica ederim. Hoş geldiniz tekrar. Evet sevgili izleyenler, Diyarbakır'da bulunan Gappınar Doğal Su Kaynakları'na konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?